Yuvarlı Cadka önümüzden hepinize merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Yine bir dava ile karşınızdayım. Bakalım bu seferki çözeceğimiz dava bir cinayet davası. Ünlü bir kitap editörü sokak ortasında öldürülmüş. Siyah şapkalı ve kalın mont giyen biriymiş. Günlük kameradan öyle yansımış. Bakalım. Birinden şüpheleniyorlar. Önce bir olay yerine gidelim. Olay neymiş bir izleyelim bakalım. Nedir ne değildir. Olay yeri. 3 tane kanatımız var. İşaretli oklar. Tamam. Şimdi 45 numara bir bot. Askeri bota benziyor. Olay yeri detaylı olarak incelendiğinde 42 numaraymış. Nasıl 42 numara? 42 numara bir ayakkabı izine rastlanmıştır. Şüpheli veya tanık kimliğiyle henüz ilişkilendirilmemiştir. Ayakkabı izi zeminde belirgin bir şekilde bırakılmıştır. Ayakkabı izi olay yeri ekibi tarafından detaylıca incelenmiş ve ölçülmüştür. Önemli bir fiziksel delil olduğu belirtilmektedir. Tamam. Abi bot gibi bir şey. Geri. Şimdi ikinci kanıtımız büyük ihtimal şey. İkinci şey. İpucu. Olay yerinde cesetin bulunduğu konum ile örtüşen kurumuş kan izleri bulunmaktadır. Kan için laboratuvara gönderilen numuneden gelen analiz sonuçlarına göre bulunan kanların McDill Mitchell'a ait olduğu saptanmıştır. Kurumuş kan izi üzerinde olayın gerçekleşme şekli veya yer alma detayları araştırılmaktadır. Şunlar. Sanki şuraya ölmüş, kan böyle akmış. Sonra da ayaklarını da tutup böyle çekmişler. Ama şurada da bir kan gibi bir şeyler gözüküyor. Üçüncü delile bakalım abi. Kamera kaydı o. Olay yerinde oldukça az sayıda güvenlik kamerası tespit edilmiştir. Güvenlik kameralarının tek tek incelenmesi için dükkan sahipleriyle görüşüldüğünde yalnızca bir kameranın aktif olarak çalıştığı belirtilmiştir. Kamera kayıtları kaydedilerek mahkemeye iletilmiştir. Tamam. Şimdi yani şüphelendikleri birinden mahkemeye vermişler de o mu o değil mi? Bakacağız abi nasıl bulacağız onu. Tamam bunlar mailler, şunlarımız. Bir de ölüm tehdidi alıyorduk. Avukatla da görüşelim bakalım nedir ne değildir. Onu öğreneceğiz abi. İki tarafta oldukça cix avukat var. Kalk bakalım davacı avukatı. McDill Mitchell oldukça sakin ve sessiz yaşantıya sahip bir kitap editörü olarak çalışmaktadır. Tamam. Cinayet öncesi çevresinin bahsettiğine göre davalı taraf olan Isabella ile mesleki anlamda çekişmeleri mevcuttu ve Isabella McDill'ün mesleki konumunu elde edemediği için oldukça sinirliydi. Hatta ofiste yer alan ufak minyatür heykeli McDill'ün başına fırlattığı tanıkların ifadesinde mevcuttur. Cinayeti Isabella'nın işlediği kanıt ve tanıklar doğrultusunda kesin olarak görülmektedir. Bu sebeple davanın cezalandırılmasını talep ediyoruz. Tamam. 42 numara da aslında kadın ayağına da uygun ya. Bot gibi çünkü biraz büyük. Müvekkilin davacı tarafının da belirttiği üzere yakın zamanda mesleki çekişmeler doğrultusunda çeşitli kavgalar yaşandığını kabul etmektedir. Fakat bu durum asla kendisinin canına kastedecek seviyede olmamıştır. Anlık sinir yükselmeleri ve kariyer hedeflerinin gerçekleşmemesi sebebiyle zaman zaman tansiyon artmıştır. Müvekkilim üzerinde atfedilen cinayet suçlamalarını kesin bildirilir reddediyoruz. Tamam. Eyvallah bacım. Otur. Davaya gidelim bakalım. Kamera kaydı var. Tamam. Şimdi bu olayların aşağı yukarı hepsi de şey. Yaşanmış davalar. Oradan esinlenerek yapmışlar oyunu. Şimdi abi. Olay yeri incelendi. Bir de dosyamızı inceleyelim. Bakalım ne diyor. 45 yaşındaki Mitchell mahallesinde bulunan çöp konteynerin kenarında ölü bulunmuştur. Zeminde kurumuş kan izleri ve ayakkabı izleri dikkat çekmektedir. John Sy ünlü bir kitap editörüdür. Mahallesinde sessiz ve sakin bir yaşam sürmektedir. Çevresinin bahsettiğine göre son zamanlarda biraz gergin ve davranışları değişik durumdaymış.
Cinayet gece saatlerinde işlenmiştir. Güvenlik kamera kayıtlarına göre siyah bir şapkası ve kalın bir montu olan kişi cinayeti işlemiş fakat yüzü belli değil. Arkadaşlarının bahsettiğine göre Isabella isminde iş arkadaşı işini ele geçirmek istemiştir. Bu konuda tartışmalar yaşamışlardır. Tamam. Tamam, bunu yaptık. Güvenlik kamerası. Sokakta çalışan tek güvenlik kamerasına dair kanıt. Tanık yok yani. Tanık var, pardon. Şimdi abi ben önce bir güvenlik kamerasını izlemek istiyorum. Tanıkların ifadelerini ona göre değerlendireceğim. Giden bir erkek abi. Belli yani, kastım astı. Orada eliyle bir şey mi atıyor? Yok. Aynen. Yani sadece oradan geçir, cinayet işledi gözükmüyor ki abi. Size Isabella Mitchell öldürdüğünü düşündüren nedir sizce? İkili arasındaki mesleki çekişmeler ve önceki kavgalar göz önüne alındığında durumun mesleki mücadele boyutunu aştığını düşünüyor ve Isabella'nın Mitchell'ı canına kastetmek için gerekli motivasyona sahip olduğuna inanıyoruz. Peki Mitchell ile Isabella arasındaki çekişmelerden söz eder misin hacı? Mitchell ile Isabella arasında gitgide artan ve artık son zamanlarda ofis ortamına da aleni şekilde yansıyan mesleki çekişmeler ifadeleri mevcuttur. Bu çekişmelerin iş etiğine uymayan boyutta olduğu da ortadadır. Tamam. Peki Mitchell'ın ölümüyle ilgili başka herhangi bir şüpheli görüyor musun? Hayır. Eyvallah, otur. Sen kalk Isabella. Isabella değil abi ya. O buna bak, ona bak. Kameradakine bak. Mitchell'le aranızda neden çekişmeler vardı? İşinde yükselmek istiyordum ancak onun sürekli olarak bana engel olduğunu düşünüyordum. Kendisi beni kıskanıyordu ve bu nedenle aramızda çekişmeler yaşandı. Peki cinayetin işlendiği gece ne yapıyordun? Cinayetin işlendiği gece evdeydim. Yani yeni çıkan bir diziyi seyrediyordum. Kanıtlayabilin onu. Evde başkası var mıydı? Peki Mitchell ile son görüşmeniz ne zaman oldu? Bir gün önceydi. Hayır, sanırım birkaç gün önce. Ofiste gerçekleşti. Tartıştık ama ona zarar vermek için bir niyetim yoktu. Zaten sık sık tartıştığımız için bu duruma alışmıştım. O yüzden beni çok da etkileyen, kızdıran bir durum olmaktan çıkmış, sıradanlaşmıştı. Tanık Sara. Kalk bakalım Tanık Sara. Mitchell hakkında ne söyleyebilirsin Tanık? Sara. Oldukça sakin ve düzenli bir yaşam tarzına sahipti. Kendisiyle yakın arkadaşlık ve sık sık görüşürdük. Tamam. Peki Mitchell ile Isabella arasında yaşanan kavga hakkında söyleyeceklerin neler? Sık yaşanan ve çoğunlukla da tansiyonun yükseldiği tartışmalardı. Son derece kırıcı sözleri birbirlerine söylediklerine şahit olurdum. Tamam. Tamam, otur. Acaba sevgilisi mi yaptı lan bunu? Mesela iş yerinde yavşayan biri olur. Dedi ki sen bana, ben de sana. Benjo, kalk bakalım. Sen misin lan öldüren yoksa? Tipe bak tipe. Mitchell cinayet gününde gördünüz mü? Evet. Spor salonundaydı. Formuna önem veren biriydi. Kendisiyle merhabalaştıktan sonra ben de günlük rutin sporumu yaptım ve daha sonra kendisi spor salonundan ayrıldı. Cinayet günü olay yerinde hiç uğradınız mı? Cinayet günü. Hayır. Uğramadım.
Peki Mitchell'ın son zamanlardaki davranışlar hakkında herhangi bir ipucu yakaladın mı? Spor salonuna geldiği zamanlarda Mitchell'ın daha gergin ve stresli göründüğünü fark ettim. Ancak onun ölümüne dair herhangi bir ipucu yakalayamadım. Böyle bir olayın yaşanacağı da aklımın ucundan dahi geçmezdi. Cinayet gece saatlerinde gerçekleştiğinde siz ne yapıyordunuz? O gece işten geç geldim ve eve gitmek üzereydim. Yolda olay yerine yakın bir noktada durdum ve polis ekiplerinin gelmesini bekledim. Cinayet gece saatlerinde iş gerçekleştirildiğinde siz ne yapıyordunuz? Yolda olay yerine yakın bir noktada durdum ve polis ekiplerinin gelmesini bekledim. Cinayetin olduğunu nasıl anladın ki? Cinayetin içinde gece herhangi şüpheli bir şey fark ettin mi? Olay yerinde polis ekipleri geldiğinde zeminde kurumuş kan izleri ve ayakkabı izleri olduğunu fark ettim. Ayrıca olay yerinde bir not kağıdı bulunduğunu da duydum. Allah Allah. Öyle bir not kağıdı görmedim ben. Kanıtlarda da yoktu. Mitchell ile Isabelle arasındaki gerilimi veya kavgaları duydunuz mu? Evet. Çevremizdeki insanlar arasında da konuşulan bir çekişmeydi. İkisi de iş yerinde sık sık tartışırdı. Allah Allah. Bir not var. Anayasayı inceleyeceğim. Bir kişi kasten başka bir kişinin ölümüne neden olursa cinayet suçu işlemiş olur. Tamam. Cinayet suçu dil, din, ırk gibi herhangi bir nedenle ayrımcılığa uğramasının da bir sonucu olarak kabul edilirse suç daha ağır bir ceza ile cezalandırılır. Cinayet suçu canavarca bir hisle veya tasarlayarak işlendiyse 18 yıldan başlar ve 100 yıla kadar artırılabilir. Tamam. Vallahi burada abi bu bir kere kız değil. Yürüyüşü erkek yürüyüşü. Ben dava dosyasında notu göremedim ki. Nottan bahsediyor. Ya bir tutarsızlık var ya olayda. Ya biz burada aslında cinayet çözmüyoruz. Suçlanan taraf suçlu mu değil mi onu şey yapacağız. Yani kız değil bu belli. Omuzları geniş. Kolları açık. Yürüyüşü geniş yürüyor yani. Ayaklarını atarak yürüyor. Kadın değil yani bu. Belli. Ha şu olabilir. Şununla şu sevgili olabilir. Bunu yaptırmıştır. Bir de şey diyor. Polisleri gelmeden şu. Bak cinayet gece saatlerinde gerçekleştiğinde siz ne yapıyordunuz diyor. Olay o gece işten geç geldim ve eve gitmek üzereydim. Tamam. İşten geç geldim. Yolda olay yerine yakın bir noktada durdum. Ve polis ekiplerinin gelmesini bekledim. Yani bu mu görmüş? Sanırım onu anlatmaya çalışıyor. İşten dönüyormuş, eve gidiyormuş.
Olay görmüş. Noktada durdum ve polisten gelmesini bekledim. Tamam. Cinayetin işlendiği gece herhangi bir şüpheli daha... Olay yerine polis ekipleri geldiğinde zeminde kurumuş kan izleri ve ayakkabı izleri olduğunu fark ettim. Ayrıca olay yerinde bir not kağıdı bulunduğunu da duydum. Not kağıdı. Ama kurumuş kan diye ya. Bak abi, bu işlemiş olsa. Mesela şu işlemiş olsa. Atladığım bir yer var. Neresi abi? Mesela kamera kayıtlarındaki gibi işlemiş olsa suçu, kan biraz daha sıvı olur yani, kurumaz. Daha önce işlemiş. Orada adam yatıyormuş. Bu adam da spordan çıkmış gidiyor büyük ihtimal. Hızlı hızlı yandan geçti gitti. Not kağıdı. Cinayet günü olay yerine hiç uğradınız mı? Hayır, uğramadım. Evet, spor salonundaydı. Cinayet günü gördünüz mü? Spor salonuna geldiği zamanlarda daha gergin ve stresli göründüğünü fark ettim. Yani cinayet işlendiyse taksirli olarak, planlayarak işlenmiş. Yani onda büyük bir ceza vereceğiz. Ama bu mu işledi? Şu cinayeti gören, tamam. Not vardı diye ya. Notla ilgili bir şey yok abi ya. Dosyada da bir şey yok. Tekrar daha bakacağım abi. Ölünün yönü de değişik. Yani tebeşirle çizilenle farklı. Keşke olay yerini incelerken iyice baksaydım ya. Ya bence bu kız değil ya. Kameradaki, ama kameradaki kan kurumuş diyorlar. Cinayet daha önce işlenmiş. Bu olabilir. Suçlu diyeceğim abi. Başka inceleyeceğim bir şey kalmadı. Şunun şeysi neydi? Saygılı, bir yandan gergin, kıyafet özenli. Karar abi. Büyük ihtimal yanlış karar vereceğim. Ya benim mantığım şu. Bir not bulunduysa
İntikam davası gibi bir şeydir, not bırakıldıysa yani. İntikamla alakalı bir şeydir. Ondan sonra bu kızla arasında bir dava var. Bayağı bir çekişmeli, kafasına mamasına bir şey atmış. İkinci olarak oradan geçen kişi bir erkek ama kan kurumuş. Yani kar akmış, kurumuş. Belli bir öldükten sonra süre geçmesi lazım. Ama oradaki adam o kadar saat beklemez. Saatlerde biraz takıldım. Saatlere bakmadım hiç. Ölüm saati nedir, bulma saati nedir, ona bakmadım. Kan kuruduğuna göre bayağı sonra bulmuşlardır. Kurumuş kan. Ama şöyle abi, öldürüp gitmiştir. Gittikten sonra kan kurumaya başlamıştır. Abi nasıl dava ya? Herhangi bir ipucu yakalayamadım ben. Sadece bir nottan bahsediliyor. O notla ilgili hiçbir şey polis raporlarına falan geçmemiş. Yani not olsaydı bulunurdu şeyden. Adam notu kaybetmiş olabilir mi acaba? Yani adam işlemiştir cinayeti. Kadının sevgilisidir. Sonra da geri üstünü değişip gelip şey yapmıştır. İhbar etmiştir böyle bir cinayet muhabbeti var diye. Ama nottan bahsetti. Neyse ben ceza veriyorum abi. 25 yıl. Eşiniz komşular için bir akşam yemeği vermeyi planlıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu harika bir fikir. Biraz da kalabalığız yani. Büyük ihtimal yanlış karar verdim abi. Bir cinayet davası daha var. Ona başka bir bölümde bakacağız. Bakacağım. Kararıma bakacağım. Telefon çalacak mı? Aha vallahi yanlış verdik. Heh, ceza aldık. İlgili davalının geçmişte hayatını kaybeden kişiyle tartışması olduğunda cinayeti işlediği anlamına gelemez. Olay yerindeki kamera kaydında ise davalı değil bir erkek, yani erkek olduğunu gördük biz de, gözükmektedir. Kanıtların yetersiz olması sebebiyle davanın cezalandırılmasını kabul edilemez. Tüh. Ama oyuna da gittim ya. Ay 3 oldu bak. $100 ceza aldık. Heh. Sıkıntı abi. Ufak bir ara hepimize iyi gelecek sanırım. Henüz bu kadar iş varken tatil yapmak istemiyorum. Ufak bir ara bize iyi gelecek abi. Neyse gençler. Yani yöntemi iyi yürüttüm ama orada iki şey benim kafamı karıştırdı. O yüzden kıza ceza verdim. Yani bariz belliydi, oradaki geçen kişi erkekti. Ama cinayeti işlediği gözükmüyor. Sadece oradan geçtiği gözüküyor. Bir de nottan bahsedildi. O benim kafamı karıştırdı. O yüzden de yanlış karar verdim. Tüh. Neyse. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz takdirde beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açıp yorum yapmayı da ihmal etmeyiniz. Bir sonraki davalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.